Selam herkese. Umarım keyifler yerindedir. Şaka gibi değil mi? Bu videoda sizlere Mart ayında burçları neler bekliyor, bunları anlatacağım. Ve 2024 yılının 3. ayına girmek üzereyiz. Hayretler içindeyim. Zaman su gibi akıyor. Niye şaşırıyorsam da sanki. Ben de bir manyağım ama niye şaşırıyorum? Yani şaşırmayalım. Zaman her zaman su gibi akıp giden bir olgu içinde. 2026'ya kadar da zaman su gibi akıp gidecek. Sevgili dostlar, Mart ayı burç yorumlarına hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yayınıma hoş geldiniz. Ama sizlerden bir şey rica edeceğim. Lütfen kanalıma abone olun, videoyu beğenin, yorum yapın ve dostlarınızla paylaşın. Şimdi hemen iki tane bilgi sunmak istiyorum. Ben 2 Mart günü Hollanda'da olacağım. Hollanda'da benim sevgili yayın evim bana çok güzel bir imza günü ve bununla beraber eğer istiyorsanız sınırlı sayıda bir kontenjanla da tarot ve doğum haritası baktırabilirsiniz. Barneveld diye bir şehir varmış Hollanda'da. Ben efendim oraya geliyorum. Yalnız bırakmayın beni ve şu aşağıdaki numaradan hem bilgi alabilirsiniz hem de danışmanlıklarla ilgili randevunuzu alırsınız. Bakın ben çok yüz yüze danışmanlık veren biri değilim. Hollanda. Face to face bebeğim. Anladın sen onu. Şimdi bir de hemen Mart ayı burç yorumlarına geçmeden önce ben çok uzun zamandır duyurusunu yapıyorum ama zamansızlıktan bir türlü yapamadım bu eğitimi. Çok özel astroloji bilgisine sahip olmana gerek kalmadan ezoterik bir özel bilgiler sınıfı açıyorum. Maddi konularla ilgili çeşitli korumalar, mesela meleklerle ilgili bir ritüel vereceğim. Esasında kendi hayatımı iyileştirmek için kullandığım formülleri size söyleyeceğim ve siz bunları yapacaksınız. Harita iyileştirme aynı zamanda bu sınıfın içinde olacak. O yüzden astroloji bilgisine sahip olmana gerek kalmadan veya temel seviye astroloji bilgisi olanlar için de bu eğitim muhteşem fırsatlarla dolu. Aşağıdan sevgili Olcay'dan Dobide bana bakıyor bu kiminle konuşuyor diye. Sevgili Olcay'dan bununla ilgili bilgi alabilirsiniz. Hadi hep beraber bu eğitimi yapalım. Mart ayı içinde yapacağım. Mart ayı burç yorumları esasında Mart ayı önemli bir ay. Neden önemli bir ay? Vedat Dedek dünyaya geldi bebeğim. O yüzden son derece önemli. Biliyorsunuz 17 Mart doğumluyum. Doğum günü kutlamalarımı şöyle videonun altına alayım. En güzel hediyeler de benim için sizlerin iyi niyeti, dualarınız, sevginiz ve ilginiz. Sonsuz teşekkür ediyorum. Yollarda karşılaşıyoruz, bir araya geliyoruz. Sıcak ilginiz ve sıcak sevginiz beni mutlu ediyor. Ve tabii ki bununla beraber çok önemli, özellikle iki tane burcun kadersel bir etkiye girecek. Aslında dört tane burç kaderi değişiyor olacak ve bununla beraber bu dört burç Mart ayı içinde olacak olan terazi burcundaki ay tutulmasıyla beraber sevgili dostlar son derece önemli bir sürece imza atmış olacak ve tabii ki 25 Mart'ta yaşanacak terazi burcu ay tutulması özellikle burçların da kaderinde çok önemli değişimlere sebebiyet verecek. Tabii ki bu burçların ay tutulmasında neler yaşayabileceğini sizlere teker teker ileriki dönemlerde anlatacağım. Bu video Mart ayı burç yorumlarından oluşmakta ve işte şimdi sırada Koç burcu. Şimdi sevgili koçlar bir kere karşıt burcunuzda olacak olan bir ay tutulması sizin kadersel anlamda çok ciddi bir etki altında olacağınızı gösteriyor. Esasında benim Mevlana'nın sözlerinden Olumlamalar kitabında hangi tarih doğumlu koç burçlarının kaderi değişeceğini o kitapta yer veriyorum. Çok geniş kapsamlı orada. Ve tutulmalar insanların hayatında son derece etkili ve eğer burcunuzda bir tutulma oluyorsa veya doğum gününüze yakın bir zamanda
Bu tutulmalar kadersel anlamda kaderinizin değiştiği bir döneme imza atıyorsunuz demektir. O yüzden sevgili koçlar çok özel bir zaman dilimine giriyorsunuz ki zaten Kuzey Ay düğümü yani doğum haritasında gitmemiz gereken yol da sizin burcunuzda olduğu için çok önemli bir kadersel döngü içinde olduğunuzu ve 2024 yılı içinde bu kadersel döngünün de sizin hayatınızda merhaba diye bir dönemle karşı karşıyasınız. Özellikle 1 ve 5 Mart tarihleri arasında beklenmedik yerlerden gelecek şanslar ve fırsatlar destekler yüzünüzü güldürecek. Yani hiç beklemediğin kişiler, beklemediğin zamanlarda sana verdiğim bu tarihlerde senin hayatına güzellikler katma olasılığı son derece yüksek. 2 ve 12 Mart tarihleri arasında arkadaşlarla alacak verecek işlerine girmezseniz ve parasal konularda ilişkilerinizi dondurursanız böylelikle arkadaş ilişkilerinizde olabilecek bozulmaların da önüne geçmiş olursunuz. Aynı zamanda verdiğim tarihlerde de lütfen arkadaşlarınızla tartışmalardan uzak durmanız sizin için son derece önemli olacak. Tabii bu arada sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizle de ilgili konularda yaşanabilecek şok olaylar, öngörülemeyen olaylarla da karşı karşıya gelme olasılığınızın yüksek olduğunu burada söylemek istiyorum. Artık 10 Mart'tan sonra çok daha kolay iletişim söz konusu olacak hayatınızda. Kendinizi ifade etme gücünüz yüksek ama biraz agresyon, bağırmak, çağırmak, inatlaşmak gibi durumlarda size kaybettirecektir. İletişim gücünüz bu dönemde 10 Mart'tan itibaren yüksek olacağı için orada saçma sapan şeylere harcamayın enerjinizi. Tamam mı? Son derece kararlı, net, açık ilişkiler sizin için son derece iyi olacaktır. Tabii bu ay sizin için en önemli konulardan biri de sırlarınızın açığa çıkması, başkalarının sırlarını hayatınızda görmeniz, sağlığınıza önem vermeniz, ruhsal olarak kendinizi beslemeniz ve kim dost, kim düşman fazlasıyla hayatınızda yüz yüze geleceğiniz bir süreçle de karşı karşıya kalacaksınız. 11 Mart sonrasında gizli ilişkilerden uzak durman gerekiyor. Ve kadınlarla yaşayacağınız sorunlar son derece temkinli ve dikkatli olmak zorunda. 22 ve 27 Mart arasında parasal konularda şanslısın. Maddi konularda hayatında iyileşmeler söz konusu olacak. Tabii ki bu arada Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle beraber sizin de doğum gününüzle ilgili bir süreç başlamış olacak. Hemen sizin için tatlı ve güzel bir olumlama yapayım. Yeni yaşımın bana hediyesi nedir? Yeni yaşımda bereket, sağlık, huzur, aşk, ilişkilerde çok daha iyi bir performans sergileyebilmem için kimler katkı sağlar, ben kimlere katkı sağlarım? Evren çalış 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 tüm sihrini göster bize. Olumlamayı tekrar ediyoruz. Olumlama için de videonun altına evet diyoruz. Diğer burçlarda bu olumlamaya çok daha fazlasıyla katılabilirler minnoşlarım. 23 Mart'la beraber sağlığına önem vermen gerekiyor. Bazı kişilerle yaşanabilecek olaylar biraz seni üzebilir ki zaten 23'ten sonraki süreçte 25 Mart'taki o dolunayla beraber biraz agresiflik söz konusu olabilir. Olayların hızlı bir şekilde hayatında yaşanması söz konusu olabilir. Biraz daha ipler senin elinde olmayacak ama merak etme. Her zaman bunu söylüyorum. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Sevgili koçlar sizin için bir kart seçmek istiyorum. Özellikle bu şeyde, bu ayda sözlerinize dikkat edeceksiniz, iletişiminize dikkat edeceksiniz. İletişiminizle elde edebileceğiniz bir takım güçler söz konusu olabilir ama doğru ve net iletişim olduğu takdirde. Oh be, valla boğalar. Şimdi esasında 2024 yılının da en şanslı burçlar içindesiniz. Hemen videonun sonunda bir video var. Sevgili boğa burçları, hangi tarihte doğanlar, hangi tarihlerde şey olacaklar, daha şanslı olacaklar. Son derece önemli bir
Video izlemeyin, izlemeyin ama. Kız izlemeyin, ben zaten o videoyu izlemeyin diye yaptım. İzlediğiniz takdirde hayatımızı bir şekilde kolaylaştıracaksınız. Minnoşlarım, tatlılarım, ballı kaymaklarım. Şimdi Mart ayı içinde sosyal çevre, arkadaşlıklar, iş ve sağlık konuları bu ay içinde hayatında gündem oluşturabilecek konu başlıkları arasında oluyor. Özellikle 1 ve 5 Mart tarihleri arasında sosyal çevreden gelecek yardımlar, destekler sizi mutlu edecek ve şansınıza da sonuna kadar güvenin. Çünkü orada hem Güneş'in bir etkisi hem burcunuzda olan Jüpiter'in etkisiyle beraber kapınıza kadar gelecek olan fırsatların sonuna kadar ne yapmanız lazım kız? Farkına varmanız lazım. O yüzden aklın bir karış havada olmaz. Farkındalık. Tamam mı? Farkındalık. Kız bazen bir de böyle diyorsunuz ya, ay bu tarihler bana uymadı. İşte bana bir şey olmadı. Anacığım, bir şey olması için üretmen lazım, çaba lazım. Bir şey yapman lazım. Bak, anlatabiliyor muyum? Hani yırtıyorum kendimi 10 yıldır, 9 yıldır size. Yani öyle armut piş ağzıma düş olmuyor. Hazırlık süreci olması lazım. Emeğine değer vermen gerekiyor. Ama inşallah siz de anlayacaksınız. Ve 2-5 Mart tarihlerinde sen de arkadaşların, özellikle yine maddi konularla ilgili tartışmalardan uzak durmak gerekiyor. Aşk hayatınızda özellikle sorunlara çağ çıkabilir. Aman dikkat diyorum. 6 ve 12 Mart tarihlerinde özellikle arkadaş çevrenizde tartışmalar çok fazlasıyla gündem gelebilir. Ki Mart ayı bir tık daha hani sana yarar sağlayabilecek bir enerji içinde, onu da hemen söyleyeyim. Ve tabii eğer çocuğunuz ve evladınız varsa 6 ve 12 Mart tarihlerinde gözünüz üstünde olsun. Bir takım sorunlar, sağlıksal problemler, sorunlar yaşama olasılıkları umarım gerçekleşmez. 10 Mart'tan itibaren iletişim sorunlarıyla karşılaşabilirsin. Özellikle herkese her şeyini anlatma, hırsızlıklara çok fazlasıyla dikkat etmen gerekiyor. Evraklarını, projelerine fazlasıyla dikkat etmen gerekiyor. 10 Mart'tan itibaren de sosyalleşmek son derece sana keyif verecek. Arkadaşlık ilişkilerinde değişimler, gelişmeler söz konusu olabilecek. Ve 11 Mart tarihinden itibaren maddi konularla da ilgili olumlu gelişmeler seni son derece mutlu edecek cinsten olacak. 22 ve 27 Mart tarihleri arasında para, şans, aşk konusunda talihiniz dönüyor. Fırsatları iyi değerlendirin. Mart ayı sosyal çevrenin size güzellikler sunacak. Özellikle 23 Mart tarihinden sonra da arkadaşlık ve aşk ilişkilerinizde agresif tavırlar gündeme gelebilir. Ve tabii ki bu 25 Mart tarihindeki ay tutulması da senin hayatında iş ve sağlık konularını gündeme getirecektir. Bu, bak sevgili boğalar, bu ay sosyalleş. Tamam mı? Gruplar içinde ol. Bir arkadaşın seni bir yere çağırıyordur, muhakkak git. Bir arkadaşın hadi gel buraya gidelim diyordur, muhakkak git. Biraz daha sosyalleşmek sana son derece yarayacağı gibi senin hayatında inanılmaz derecede hiç beklenmedik şansları ve fırsatları da getirecek. Bunu iyi değerlendirin. 26 Mayıs'a kadar çok özel bir döngü içindesin ve lütfen bu döngüyü çok iyi kullanmanı istiyorum senin. Güveniyorum sana sevgili boğalar. Gel bakalım bir tane tarot kartı çekeyim. Ay bak, çok temkinli, çok dikkatli. Esasında tamam korunuyor olabilirsin ama yapacağın hatalar hayatında çok ciddi sorunlara ve problemlere, hatta maddi olarak senin biraz daha yoksullaşmana neden olabilir. O yüzden paranı nereye harcadığını çok ama çok iyi tasarlaman lazım. Geldik kime? İkizlere. Şimdi İkizler Burcu'nun Mart ayında kariyer, iş, aşk ve çocuklarla ilgili konular fazlasıyla gündeme gelecek. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili konularda sevgili balıkları, ama sevgili ikizleri bekleyen durumlar söz konusuyla karşı karşıya kalacaklar. Ve 1 ve 5 Mart tarihleri arasında iş hayatınızda sizi mutlu edecek muhteşem gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız bir süreçtesiniz.
İş hayatınızda güneşle mi parlayabileceğiniz iş hayatınızda, statü sahibi olabileceğiniz iş hayatınızda, tam yol ileri bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir dönemle karşı karşıyasın. Özellikle 1 ve 5 Mart tarihleri arasında seni mutlu edecek gelişmelerle de karşı karşıya kalabilirsin. 2 ve 5 Mart tarihleri arasında iletişim sorunları, eşinizin ailesiyle ilgili maddi konularda problemler yaşayabilirsiniz. Uzak akrabalarla ilgili sorunlar, özellikle yolculuklarda, yurt dışı kaynaklı projelerde sorunlar yaşayabilirsiniz. 6 Mart ve 12 Mart tarihleri arasında biraz çeneni tutman gerekiyor. Kişilerle sohbet ederken biraz daha sakin olman gerekiyor. Kardeşlerinle, akrabalarınla biraz sorunlar ve problemler yaşama olasılığın söz konusu olabilir. Çeneni tut diyeceğim de en zor yapabildiğin şeyi sana da söylemek ne kadar doğru olacak. 10 Mart'tan itibaren sosyal çevreyle haberleşmeniz artacak. 10 Mart'tan itibaren iş ve kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler sizi bekliyor olacak. 11 Mart tarihinden sonra iş hayatınızdan, ailenizden elde edeceğiniz maddi kazançlar yüzünüzü güldürecek. Ya para çok önemli tabii ki. Hepimizin bereketi daim olsun. Bunun için de neler mümkün. 22 ve 27 Mart tarihleri arasında biraz kariyer hayatınızda göreceğiniz beklenmedik destekler. Yani hiç ummadığın destekler. Hatta bu tarihlerde böyle gelecek olan teklifler ve iş hayatında ilgili de gelişmeler aklında bulunsun. 23 Mart'ta birlikte fazla çalışma, mesai yapma zorunda kalabilirsin. Fakat iş hayatında biraz daha sakin ve huzurlu bir dönem geçirme olasılığın söz konusu olacak. Bu 25 Mart'ta tarihinde yaşanacak olan terazi burcundaki ay tutulması da sana inanılmaz derecede iyi gelecek. Tamam mı? Sen bir ikizler burcu olarak aşık kapında olabilir. Biraz daha popülerlikle ilgili konularda şansının yaver gideceği, biraz daha tanınır olabileceğin, yaptığın işle olabilir, sosyal çevreyle olabilir. Hep bu alanlarda ön plana geçebileceğin bir süreçle karşı karşıya kalacaksınız. Bazı ikizlerin evlatları olacak, bazı ikizler burcunun evlatlarıyla ilgili konularda yüzleri gülecek. Evlatlarınızdan gelebilecek maddi destekler yüzünüzü güldürecek ve olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalma olasılığını söz konusu olacak. Kızma size dünya iyi haber verdim. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yapmayı, 3-5 arkadaşına da bu videoyu göndermeyi unutmazsın artık. Abone olun. Bak, plaket almama 1000 abone kaldı. Aboneyim, abone. Hadi bebişlerim. Ay, bu kadar dünya haber iyi verdim sana. Sen o poponu kaldırıp da hareket mi edemeyeceksin? Aa, delirdin. Delirdin yani. Kız, nerede hareket orada bereket. Kaldır popoyu. Kaldır. Hep ben böyle kızlıyorum da beyefendiler de bizi izliyor. Lan! Lan! Ay. Kibar olayım. Bayanlar ve baylar. Kaldırın poponuzu. Ah benim bada 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 yengeçlerim. Sinir oluyor musunuz bu bıdı bıdı yengeçlere? Ama size de bir sevgi gösterisinde bulunan yok, bir şey yok. Biz gösteriyoruz, bıdı bıdı yengeçler sinir oluyor. Neyine sinir oluyor mesela? Ha? Söyle bakayım yengeç. Neyine? Bu hayatta eğlenmeyi, mutlu olmayı, bir şeyden memnun olmayı öğrenmen gerekiyor. Tamam mı? Hep memnuniyetsizlik, hayatta seni bir yere taşımaz. Hayat eğlendiğin zaman, güldüğün zaman, mutlu olmaya çalıştığın zamanlardan ibaret. Zaten yoruluyoruz. Dünya telaşı, dünyanın olayları. Anladın mı? Yani bu kadar kendini yıpratma. Sen kendini yıprat, başkalarını yıpratma. En azından diyelim. Kız niye ben şimdi bu yengeçlere böyle bir yaptım ama yani bıdı 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 yengeçlerden de neyine sinir oluyor? Mutlu ol. Allah Allah. Şimdi Mart ayı gündeminde biraz daha esasında hayatla ilgili konu. Tam da bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anlattığım konularla ilgili. Yani esasında senin Mart ayında neyi yapman gerekiyor biliyor musun?
Bugüne kadar ne kadar mutlu oldun? Bugüne kadar hayatında sana yarar sağlayan neleri yaptın? Hayatındaki geliştirdiğin bir bakış açısı sana yararlı mı, yararsız mı? Hayatınla ilgili hayatına kattığın değerler senin için ne kadar yararlı? Veya değer verdiğin kişiler senin hayatında değerini ne kadar biliyor? Biraz işte bu Mart ayında bunları inanılmaz derecede inanılmaz derecede masaya yatırma dönemi. Tamam mı? Tabii biraz aile konuları da gündeme gelecek ama 1 ve 5 Mart arasında yurt dışında yaşayan veya akrabalarından gelecek fırsatlar, bununla beraber eğitim fırsatları, senin yurt dışına gidip bir tatil yapman veya işle ilgili fırsatlar, eğitim fırsatları son derece karşına çıkabilir. Bak kız, benim çok güzel bir eğitimim var, biliyor musun? Ezoterik bilgiler eğitimi. Hayatında çok yarar, biliyor musun? İnan. Çok güzel bilgiler vereceğim. Minik minik runlarla ilgili bilgi vereceğim. Minik minik mantralarla ilgili bilgi vereceğim. Minik minik mesela ritüellerle ilgili bilgi vereceğim. Gelin kız. Gelin anam. Yani yengeçler gelin. Herkes gelsin. Şimdi 2 ve 5 Mart tarihleri arasında sağlıkla ilgili konularda ve maddi koşullarla ilgili ani olumsuz gelişmeler yaşanabilir. O yüzden sen Mart ayı içinde özellikle 5 Mart 10 Mart'a kadar sağlığına önem vermen gereken bir süreç içindesin. Havalar dengesiz, bilgin ola. 6 ve 12 Mart tarihleri arasında sağlığına önem vermen gerekiyor. Allah korusun, sakarlıklarından dolayı kazalar, sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilirsin. 10 Mart ile birlikte de iş hayatınızda haberler, sözleşmeler, iş seyahatleri, yeni gelecek haberler, biraz daha yolculuklarla karşı karşıya kalma olasılığın yüksek. 10 Mart ile birlikte özellikle üniversite okuyan öğrenciler için son derece karşılarına eğitim fırsatları geçebilecek yolculuklar, akrabalarla görüşmeler, ailenizin akrabalarıyla ilgili görüşmeler de gündeminizde söz konusu olabilir. 11 Mart ile birlikte yurt dışı ile ilgili iş yapanların gelirlerinde artışlar görülebilir. Özellikle online ticaretten kazanç elde edebilirsiniz. Ne güzel. Güle güle harcayın. 22 ve 27 Mart tarihleri arasında maddi destekler, maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Şahane. Değil mi? Eşinizin ailesi veya sizin akrabalarınız maddi konularda size bir takım destekler verebilir. Size bir takım iş önerilerinde bulunabilir. Size bir takım hedefleri gösterebilir. Ve 23 Mart'ta iletişiminize önem verin. Agresif tavırlardan uzak durun. Akrabalarla tartışmalardan uzak durun. Bu ay ailesel ve evle ilgili konular özellikle tutulma enerjisiyle beraber gündeme gelecek. Bu terazi burcundaki tutulma biraz canını yakabilir ve bu anlamda da biraz sert olaylar yaşayabilirsin sevgili yengeçler. Hadi gel sana ben bir kart seçeyim. Ay, hayal kırıklığı. Tamam mı? Evlerden ırak. Ama bu ay hayal kurma, gerçeklerle ilerle. Tamam mı? Ve kiminle dolandırılma ve kandırılma konusunda da dikkat et. Aldatılma konusunda dikkat et. Bu illa bedensel bir aldatılma olmayabilir. Bir arkadaşın seni aldatabilir, kandırabilir gibi gibi gibi. Tamam mı? Şimdi sevgili aslanlar. Ay, Şubat'ta ne çektiniz? Valla. Mart'ın biraz öyle. Şimdi sağlık bir. Önemli. Maddi konularla birlikte iletişim, eğitim ve kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Özellikle ayın 1 ile 5'i arasında iş hayatında şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsin. Sonuna kadar değerlendir. Umarım işsiz olan tüm aslanlar bu verdiğim tarihlerde iş bulurlar. İş hayatınızla ilgilenin. 1 ve 5'i. Maddi konularda gelişmeler, sevgilinle ilgili gelişmeler yaşayacaksın. 2 ve 5 Mart tarihleri arasında
ortaklıklarınıza, eşinizle ilişkilerinize, ani para harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Biraz burada seni yorabilecek bir enerji söz konusu olabilir. Ayın ikisiyle beş arasında ilişkilerine ve eşinle ilişkine çok dikkat etmen gerekiyor. Ciddi anlamda bitişler olabilir. Ortaklıklardan yine bitişler olabilir. Maddi olarak bir takım zararlar elde edebilirsiniz. Ama 6 ve 12 Mart tarihleri arasında kavgadan uzak durman gerekiyor. Özellikle iş hayatında gerginliklerden uzak durman gerekiyor. 10 Mart artık senin biraz daha kendi hayatını düzene sokabilecek bir bilginin peşinden koşman gerekiyor. Maddi konular yine aynı zamanda 10 Mart'la beraber ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Maddi konulara dikkat edeceğiz. 11 Mart'la ile beraber ne olacak? Gelirlerinizde artışlar meydana gelecek parasal anlamda. Tabii biraz daha sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönem içinde de olduğunuzu sakın unutmayın. 22-27 Mart tarihleri arasında maddi konularda şansınız iki katına çıkacak. Kredi, miras, eşinizin gelirleri, başka kaynaklardan elde edeceğiniz gelirler de ciddi artış olacak. 23 Mart'la birlikte enerjinizi sakın kıskançlık, libido sorunları gibi konulara harcamayın. Yani tamam, libido çok daha fazlasıyla senin hayatında hakim olacak da bu biraz senin başına da iş açabilir, biliyor musun? Seversin cinselliği, aşkı, eğlenmeyi, keyfi ama bu her zaman sana yarar sağlayacak anlamına da gelmiyor. Tamam mı? Gelmeyecek. O yüzden lütfen tepkinli olmakta fayda var. Ve esasında kendine harca bu enerjiyi, kendine yarar sağlayabilecek kendine yarar sağlayabilecek şey yapmanız lazım. Olayları dönüştürmeniz gerekiyor. Tamam mı tatlılarım? Ve şimdi size bir kart çekeyim. Ve bununla beraber 25 Mart tabii ki size yarayacak olan bir ay tutulmasıyla karşı karşıya kalacaksın. Bu da senin biraz daha bol iletişim sahibi olmana neden olacak. Şunu da söyleyeyim size, yarayan bir ay tutulmasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun da bir şekilde kıymetini bilmenizde yarar var. Şimdi sizin için çekeceğim kart. Mücadele etmen gerekiyor. Bol çalışman gerekiyor. Tamam mı? Bol çalışma, bol mücadele. Kendine güvenmen gerekiyor. Kendi enerjine güvenmen gerekiyor. Ve tam yol ileriye gitmen gerekiyor bebeğim. Sırada kim var? Sevgili Başaklar. Mart ayı gündeminiz son derece önemli. Özellikle niye? İlişkiler, evlilik, ortaklıklar, parasal konular fazlasıyla gündeme gelecek. 1 ve 5 Mart tarihleri arasında eşinizin ailesinden gelecek yardımlar, eğitim fırsatları, işbirlikleri fazlasıyla dikkat çekebilir. 2 ve 5 Mart tarihlerinde iş hayatında ve sağlıkla ilgili konularda biraz sorunlar yaşayabilirsin. Ruhsal sorunlara çok fazlasıyla dikkat etmeniz gereken bir dönem içinde olduğunuzu da burada hemen söylemek istiyorum. Ve tabii en önemli konulardan biri de 10 Mart'ta karşıt burcunuzda olacak olan bir dolunay söz konusu olacak. Bu dolunayda sizin ilişkilerle ilgili konuda, özür dilerim, yeni ay olacak. İlişkilerle ilgili konularda son derece şanslı olmanıza neden olacak. Özellikle 24'ünde, 24 Şubat'ta yaşanan o Başak burcundaki dolunay şanslı bir dolunaydı. Bazı Başaklara inanılmaz derecede şans faktörünü getirdi. Ne kadar güzel. Şimdi de bir takım fırsatlar ve şanslar getirecek bu yeni ay sizlere. İlişkilerle ilgili konularda özellikle. 2-5 Mart tarihlerinde iş hayatında sağlıkla ilgili konularda sorunlara dikkat etmek lazım. Ruhsal sorunlara dikkat etmek lazım. 6 ve 12 Mart tarihleri arasında sert söylemlerden biraz uzak dur. Kavga etme enerjisi. Seversin milleti eleştirmeyi de. Bir türlü kendini eleştiremezsin. Bırak hayatın milleti. Kendine bak.
Tamam, kendine bak. Kendini eleştir. Kendinle ilgili konuları konuş ki hayatında yarar sağlayabilecek yol adımı atabilir. Sağlık problemleri, iş hayatında sorunlara dikkat. 10 Mart'ta maddi konularda planlamalar yapma zamanı. Şöyle bir hesap kitap işlerini bir şekilde yapman gerekiyor. Tamam mı? Ve bazılarınız evlenme kararı alacak, bazılarınız boşanma kararı alacak ama ilişkilerle ilgili güzel sonuçlarda karşı karşıya kalacaksınız. Size de iyi olacak. Sonra minnoşlarım, 11 Mart'ta güzel fırsatlar, sorunlu giden ilişkilerinizin düzeltme zamanı, iş birliklerinden gelebilecek maddi kazançlar yüzünüzü inanılmaz derecede güldürecek. Yani 22 ve 27 Mart tarihleri arasında maddi konularda rahatlayacak, ferah bir dönem geçireceksin. 23 Mart'la birlikte ilişkilerinizde sert rüzgarların estiği zamanlara merhaba deme olasılığının söz konusu olabilir. 25 Mart tarihinde yaşanacak olan o ay tutulmasıyla da ilgili hayatında maddi konularla ilgili gelişmeler la karşı karşıya kalacağın bir Mart ayı seni bekliyor. Ve sevgili Başakların kartına geldiğinde vay, ilişkiler bak nasıl zamanlı gidiyor her şey. İlişkiler, ilişkilerinde düzelmeler, ilişkilerden gelebilecek faydalarla karşı karşıya kalabileceğin bir ay içindesin. İlişkilerine önem ver. Gerek evlilikle ilgili ilişkiler, gerek sosyal ilişkilerin, gerekse işbirliklerin bu ay senin hayatında önem kazanacak bebeğim. Ona göre. Sonra geldik kime? Tabii ki ay teraziler. Bakın sizin için Mart ayı çok önemli. Biliyor musunuz? 25 Mart'ta özellikle bazı terazi burçlarının kaderi değişiyor. Değişecek. Zaten 2023'te değişmeye başladı. 2024 ile beraber bu durum fazlasıyla hissedebileceğiniz, fazlasıyla yaşayabileceğiniz bir süreçle karşı karşıyasınız. Çok olaylara direnmeyin. Sağlığınıza önem verin. Tamam mı? Sağlığınıza önem verin. Bununla ilgili önümüzdeki süreçlerde uzun uzun sizinle konuşacağım. Kadersel döngü içindesin. Sağlık, iş, günlük yaşam konuları Mart ayı gündeminin en önemli konu başlıkları arasında oluyor. Tamam mı? 1 ve 5 Mart tarihleri arasında iş, sağlık, maddi gelirlerle ilgili yaşanacak olumlu gelişmeler sizi mutlu edebilir. 2 ve 5 Mart tarihleri arasında çocuğunuz varsa onun sağlık sorunları ile ilgili konularda biraz dikkat etmek gerekiyor. Çocuğunuz varsa o dönemde çok böyle üşütme yaşanabilecek ufak çaplı olumsuzluklar konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatında olumsuzluklar da söz konusu olabilir ki aşka çok önem verirsin sen. Sevgili terazi verdiğim tarihlerde dengeni iyi tut. 6 ve 12 Mart tarihleri arasında iş, aşk hayatında sağlık konularda, babanızın sağlığı konularında biraz daha ailedeki yaş almış bireylerin sağlıkları ile ilgili konularda temkinli olmanız gereken bir süreç. 10 Mart'la beraber iletişim için sizin için önem kazanacak. İlişkilerinizde iletişim kaliteniz artacak. 11 Mart'la birlikte iş hayatınızdan gelecek maddi destekler, sağlıkla ilgili konularda olumlu gelişmeler, 22 ve 27 Mart tarihleri arasında maddi kazancınızda olumlu gelişmeler yüzünüzü güldürecek insan. Bak 22 ve 27 bu tarihlere çok önem verin. 23 Mart'tan itibaren iş hayatınızda gerginliklerden uzak durmanız gerekiyor. Ve tabii ki esasında 23, 24, 25, 26, 27 Mart hep böyle terazilerin hayatında bir takım gerginlikler, radikal olaylar, beklenmedik olaylar söz konusu olacak. Ama sağlığına önem vereceksin. Evlilik, ortaklık bu konulara önem vereceksin. Evliliğinizle ilgili konularda çok ciddi radikal değişimlerle karşı karşıya kalabileceksiniz.
Yani dedim ya, kader değişiyor sevgili terazi burçları. Kaderiniz değişiyor. Rabbim ne eylerse güzel eyler, iyi eyler, hoş eyler. Yengeç, akrep ve balık burcu kadınlar bu ay size fazlasıyla yarar sağlayabilir. Bereketinizi arttırabilir. Sizin hayatınızda sizin duygusal hayatınızı besleyebilir. Kız bandanam kaymış. Yapabilir. O yüzden bu kadınlardan gelebilecek faydalar için gözünüzü dört açın. Ay bak kız, orada ya 5 saattir yanlış yazmışım. Terayız burcu ne kız, terazi burcu olacaktı. Bak doğrusu bu. Şaşkınım ayol ben. Boş ver. Akrepler. Şimdi akrepler biliyorsunuz ki Şubat ayı sizin de ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan geldi ama artık yavaş yavaş düzelme eğilimi içindesiniz. Gezegenler balık burcunda toplanmaya başladıktan sonraki o süreçte sizi destekleyen ve güzel bir enerjinin farkında olmanız gerekiyor. Ak koyun, kara koyunun çıktığı bir aydasın. Hayatında bilinmeyenler sınırlara çağ çıkabilir. Biraz daha aşklı çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı akrepler anne baba olabilir. Tamam mı? Yani aşk sizin için önemli olacak. 1 ve 5 Mart tarihleri arasında şansına güveneceksin. Ortaklıklardan, ilişkilerden, aşk hayatınızla ilgili konularda banko bir dönemdesin. Banko. Tamam mı? Şöyle düşün. Limitsiz kredi kartın var. Alabildiğini al. 2 ve 5 Mart tarihinde özellikle evli çiftlerde tartışmalar yaşanabilir. Sakinliğinizi koruyacaksınız. Bu dönemde evinizle ilgili alışverişten biraz uzak durman gerekiyor. Ani masraflar çıkabilir. 6 ve 12 Mart tarihleri arasında ev kazalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Aile içi tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. 10 Mart'la beraber iş hayatınızda haberler, sözleşmeler dönemi başlıyor. Sakin iletişim kurmak kazançlı çıkmanızı sağlayacak. 11 Mart aşk hayatın hareketleniyor. Aynı zamanda çocuklarınızdan gelebilecek maddi destekler sizi bekliyor. 22 ve 27 Mart tarihleri arasında maddi kazançlarınızda artış olacak. Esasında evli çiftlerin de evliliklerinde inanılmaz derecede güzel bir döneme girdikleri, aşk kokan ilişkilerle var olabileceğiniz bir süreç. 23 Mart'ta vallahi libidonuz tamam. O libidoyu nasıl kullanacağınıza sen karar vereceksin. Başını belaya sokma. Aldatmalardan uzak duracaksın. Sevgilinle ve çocuklarınla tartışmalardan uzak duracaksın. Ve 25 Mart tarihindeki o ay tutulmasıyla da beraber biraz hayatında gizli ve saklı olan ne varsa açığa çıkacak. İş hayatında da ilgili gelişmeler sorun değil, hapşırabilirsin. İş hayatınızda da ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ve ay ne güzel bak, inanılmaz derecede kadınlardan yana yüzünün güldüğü, şansın, bereketin, hayatında küçük şansların olabileceği bir aydasın akrepler. Bak iyi haber verdim. Bunun suyu hürmetine ne yapacaksın? Videoyu beğeneceksin, yorum yapacaksın. Üstüne bir de paylaşacağım. Tamam mı? Böyle. Çenem yoruldu size bu yorumu anlatacağım diye. Valla. Yaylar yaylar, yaylar yaylar. Kız bir şey söyleyeceğim. Bir 30 saniye bekle. Geldim. Sonra sevgili yaylar. Şimdi aile ilişkileri, yaşam alanı ile ilgili gelişmeler, ev alma, satma, mekan değişimi, hep bunlar bu ay içinde söz konusu olabilecek süreçler ve aşk ve sosyal çevrenizle de ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle 1 ve 5 Mart tarihleri arasında aile sağlık sorunları ile ilgili
yaşanacak olumlu gelişmeler, ailemizden gelecek destekler sizi son derece mutlu edecek. Umarım bazı yaylar ev alır. Evle ilgili sorunlarını çözer. 2 ve 5 Mart tarihleri arasında iş hayatınızla ilgili maddi konularda imza ve görüşmelerde dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Tamam mı? Dikkatli adımlar. 6 ve 12 Mart tarihleri arasında sözleriniz kaderinizi belirleyebilir. İletişim kurarken sakinliğini korumak kazanç çıkmanızı sağlayacak. İletişim sizin yararınıza sağlayacak. İletişim kurman son derece önemli. Kardeşlerle ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. 10 Mart'la birlikte hobileriniz, yeteneklerinize önem verin. Aşk odaklı günler olacak. 10 Mart'la birlikte ailevi konular gündeme gelmeye başlayabilir. 11 Mart'ta aileden maddi anlamda destek görebilirsiniz. Olumlu ilişkiler zamanı fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Yaylar. 22 ve 27 Mart tarihleri arasında maddi fırsatlarla, maddi koşullarla ilgili parasal anlamda bir takım fırsatlar karşımıza gelecek. 23 Mart'la birlikte ailede iletişim konusunda temkinli davranman gerekiyor. Ev kazalarına karşı dikkatli olman gerekiyor. Biliyorsun ki 25 Mart'ta bir ay tutulması var. Sana yarayan bir ay tutulması. Sosyal çevrende bir gelişme, arkadaş çevresiyle ilgili gelişmeler ve bununla beraber tatlılarım, aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler söz konusu olacak sevgili yaylar. Şimdi size çekeceğim aylık kartta çok merak ediyorum ne çıkacak. Gözün kör olmasın. İkilem içinde kalacaksın. Bazı kararsızlıklar içinde kalabilirsin. Ne yapacağını bilmeyebilirsin. Ama sen sezgilerine güvenirsen doğru seçimi ve doğru yolu bir şekilde ne yapacağını anlayacağım. Bulmuş olacağım. Şimdi oğlaklar esasında bir iyi bir kötü haber. Kötü haber dediğimde biliyorsunuz ki 25 Mart'ta yaşanacak olan terazi burcundaki ay tutulması sizi fazlasıyla etkileyen burç grubu içindesin. Kadersel bir değişimle karşı karşıya kalacaksın. Mart ayında yolculuklar, kardeşler, komşular ve ticari konularla ilgili olaylarla beraber kariyer hayatını, aile ilişkilerini fazlasıyla ilgilendirecek konular bu dönemde hayatında söz konusu olabilir. Esasında 1 ve 5 Mart inanılmaz derecede şanslısın. Özellikle ticari hayatın içinde ön planda olmayı sakın ihmal etme. Elindeki o malları sunmayı, ortaya çıkartmayı sakın ihmal etme. Tamam mı? Ve aşk. Evet, sosyal medyadan karşımıza çıkabilecek aşklarla karşı karşıya kalabilirsin. 2-5 Mart tarihleri arasında sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda sorunlarla karşılaşmamak için temkinli olun. 6-12 Mart tarihleri arasında ilişkilerinizde sorunlar açığa çıkabilir. 10 Mart'ta ailede iletişim gücü artacak. 11 Mart'ta bir ticari hayatta maddi kazançlarınızın arttığı bir döneme merhaba diyeceksiniz. 22 ve 27 Mart tarihleri arasında ne kadar ön planda olursan senin için o kadar iyi olacak. Yani yeteneklerini, kendini ön planda tutmayı sakın unutma. Bu şekilde davranış da senin maddi kazançlarında yükselmeye sebebiyet olacak. Yeteneklerine güven. Tamam mı? Yeteneklerinden para kazanma olasılığın son derece yüksek. 23 Mart tarihinden itibaren hızlı araç kullanmaman gerekiyor. Sert söylemlerden kaçınman gerekiyor. Ve aynı zamanda 25 Mart'taki bu ay tutulması senin kariyer hayatınla ilgili artık hayatında gelişmelere neden olabilecek bir sürece merhaba dediğin bir dönemi sizlere söylüyor. Sizin için çekeceğim karttan. Kartım der ki, evet, fikir alışverişi. İletişimden yana gelecek olan faydaların farkına varman gerekiyor. Keskin sözlerle değil, güzel
ve senin hayatına yarar sağlayacak iletişimle bu ayını geçir. Sevgili kovalar, Şubat'ta hırpalandınız ya, bayağı. Yaşayanlara selam olsun. Vallahi geçti gitti bitti. Maddi konular, para gelecek size ya. Tamam, banka iyi haberden bahsedeyim. Para gelecek. Bilgi hayatında önem kazanacak ve 1 Mart ve 5 Mart tarihleri arasında ya aile destekleri çok yüzünü güldürebilir biliyor musun? Maddi olabilir, manevi olabilir, sana bunları getirebilir, mutlu gelişmeler iyi de olacak. 2 ve 12 Mart tarihleri arasında biraz zorlanabileceğin günler, özellikle sağlık, aile, kariyer konusunda sorunlar yaşayabilirsin. Orada bir tık dikkat edersen senin için iyi olacak. Yani esasında bu ayın 2 ve 12 Mart'ı senin için biraz sorunlu ve problemli. 10 Mart'la birlikte iletişim kaliten son derece artacak. Olaylara daha hakim olacaksın. 11 Mart'tan itibaren maddi konularda şans senden yana olacak. Gelirlerinde artış olacak. 22-27 Mart tarihleri arasında beklenmedik kazançlar. Ummadığın yerden para, ummadığın yerden maddi destekler yüzünü güldürecek. 23 Mart'tan itibaren ama para geri ek ama senin maddi koşullarını iyi organize etmen lazım. Eften püften şeylere para harcama, parana sahip çık. Tamam mı? Çünkü ileride sana bir para söz konusu olacak. Harcamalarını kontrol altında tut ve tabii ki bu terazi burcunda yaşanacak 25 Mart'taki tutulma sana yarıyor. Ticari gelişmeleri getirebilir. Kendine değer katabileceğin bir takım eğitim fırsatları söz konusu olabilir. Bunu da sonuna kadar yararlı bir şekilde kullanır. Kullanman için neler mümkün diyelim. Bu erkek kartım senin için diyor ki ay ihanete uğrayacağım. Çevrene dikkat et. Birilerine güvenmek tabii ki iyidir ama güvene dayalı ilişkilerde temkinli ve dikkatli olursan senin için çok daha iyi olacak. Kova. Seni bağlayan bir şey yok. Böyle. Hayatım yanlış yanlış biletli izliyorlar beni. Şeyler benim. Sen de eğer benim bu yorumlarımı yanlış yanlış izlemek istiyorsan hemen ara bizi diye. Böyle bir şey mi yapsam kız evde? Böyle bir seminer mi versem? Ne versem? Ha, evde. 10 kişiye. Öyle bir şey. Olay bunu şu anda dinlediğinde bayılıyor. Ay canlarım, tatlılarım, dünyanın en tatlı, dünyanın en şeker, dünyanın en minnoş burcu tabii ki balık burcu. Da 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 da. Canlarım, ciğerlerim, tatlılarım, ballarım, ballı kaymaklarım. İlişkiler, ortaklıklar bu ayın gündem konusu. Bazı balık burçları evlenme teklifi alabilir. Evlilikle ilgili adım atabilir. Bazı balık burçları ilişkileriyle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir. Onu da söyleyeyim. Bu ayki en önemli konunuz ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri. 1 ve 5 Mart tarihleri arasında şansına yaldır yaldır güven. Bak yaldır yaldır. Tamam mı? Sözleşmelerden, projelerden, ticari hayattan, kardeşlerden gelebilecek maddi destekler ön plana çıkıyor. 2 ve 5 Mart tarihleri arasında kadınlarla olan ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sorunlar, kavgalar, gürültüler olabilir. Biraz esasında sizi yoldan çıkartabilecek olaylardan uzak durmanız gerekiyor. 6 ve 12 Mart tarihleri arasında sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Bu dönemde sinirlerinize hakim olmayı bilmeniz gerekiyor. 10 Mart'ta maddi konularda haberler, sözleşmeler dönemi başlıyor olacak. 10 Mart'ta burcumuzda yaşanacak olan bir yeni aile birlikte işte orada hayatımızda esasında bu yılın en güzel dönemi şöyle sürprizler gelecek kız. Yemin ederim ani sürprizler, beklenmedik sürprizlerle
baş başa kalacağız. Süper. Tabii ki bu arada ilişkilere format atma zamanı, yenileme zamanı, daha yararlı, daha faydalı hale getirme zamanı. 11 Mart'ta para, şans, aşk, balıklarla şansınızın sonuna kadar güvenin. 22-27 Mart tarihleri arasında parasal fırsatlar, şanslar, beklenmedik aşk fırsatları gündeminizde olabilir. 23 Mart'tan itibaren de vücudunuzu form vermek için size bir takım fırsatlar sunacak gökyüzü. Ama bir o kadar sakar, bir o kadar da kazalara açık bir süreçte olacaksın. 25 Mart tarihinde biliyorsun ay tutulması olacak. Parasal konularda da hayatında bir takım değişimlerin yer alacağı bir dönemle karşı karşıya kalacaksın. Mart ayının bizlere hediyesi nedir? Mart ayında hayallerimin ötesinde mucizelere tanık olmam için evren çalış 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 tüm sihrini göster bize. Videoya yorum yap, videoyu beğen ve aynı zamanda lütfen videoyu sosyal medyalarınızda, gıybet WhatsApp'larınızda paylaşın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın. Bye bye.